Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu Elnur TTS. Elnur TTS'ye güncelleme geldi ve şimdi o güncellemeyi kontrol edeceğiz. Ama ondan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Eğer kanal ve kanalın sağlamış olduğu içerikler hoşunuza gidiyorsa şu an bu kanala abone olmayı unutmayın. Sadece abone olmak yetmez. Kanala yüklenen videolardan anında haberdar olabilmek için bildirim zilini de çalmanız gerekmektedir. Bildirim zilini çalmayı unutmayın kanala abone olduktan sonra. Hadi videomuza geçelim. Elnur TTS'ye Ahmet ve Emel isimlerinde iki yeni Türkçe ses dahil edildi. Ayrıca Azerbaycan Türkçesindeki Elnur sesine de Elnur HQ olmak üzere geliştirilmiş bir Elnur sesi dahil edildi. Şimdi programı açalım. Elnur TTS. Elnur TTS. Diller sayfa ayarı dışında. Diller. Bu arada Elnur TTS'yi satın almış olan arkadaşlar için söyleyeyim. Play Store'da Elnur TTS'nin güncellemesi görünmüyor olabilir güncellemeler kısmında. Böyle bir sıkıntıyla karşılaşırsanız uygulamayı silin ve Play Store'dan aratıp yeniden yükleyin. Elnur alt çizgi TTS alt çizgi Pro şeklinde arattığınız zaman bulursunuz. Ama yok, güncellemeler kısmında sıkıntı yaşamadan uygulama güncellemesi görünüyorsa güncellemeler kısmından da yapabilirsiniz. Ben sadece güncellemenin görünmemesiyle alakalı bir sıkıntı olursa diye söyledim bu bilgiyi. Devam ediyoruz. Daha fazla seçenek. Azerbaycan dili. Azerbaycan dili iki tane Elnur var. Biri Elnur, diğeri de Elnur geliştirilmiş. Şimdi bakalım. Elnur, liste, oynat. Bu malumatı dinleyirsinizse demek ses kurulu ve işleyir. Bu bilgiyi duyuyorsanız demek ki ses kurulu ve çalışıyor. Bu bildiğimiz normal kalitedeki Elnur sesi. Elnur alt çizgi HQ. Elnur HQ. Bir de bunu kontrol edelim. Oynat düğme. Bu ses kuraştırılmayıp kuraştır düğmesine basın ve yeniden yoklayın. Duydunuz mu ses ne kadar parlak, ne kadar açık geliyor. Bu saptanmış olan normal orta kalitedeki Elnur sesi de çok güzel ama bu ondan daha da güzel olmuş sesin parlak olması sebebiyle. Bu ses kulaştırılmayıp kulaştır düğmesine basın ve yeniden yoklayın. Bu ses kurulu değil. Yükle düğmesine basın ve yeniden deneyin diyor. Şimdi sesi yüklüyorum. Elnur'un yüksek kaliteli versiyonunu. Kurun düğme. Kurun düğmesine bastım. Şu anda ses yükleniyor. İptal düğme. Yüklenmekte olduğu için iptal düğmesi yerini aldı kurun düğmesinin. Şimdi bakalım. Kaldırın düğme. Şimdi ses yüklendiği için de bu sefer iptal düğmesinin yerini kaldırın düğmesi aldı. Oynatıyorum. Oynat düğme. Sesin demosunu tekrardan. Bu malumatı dinleyirsinizse demek ses kurulu ve işleyir. Bu malumatı dinleyirsinizse demek ses kurulu ve işleyir. Kuruduktan sonra sesin parlak gelmemesiyle alakalı bir sorun yaşarsanız eğer, hani demosunda ses parlak geliyordu. Şimdi kurdum, birinci ses kalitesiyle sesi aynı, parlak gelmiyor diye soran olursa şöyle bir şey var. Ayarlarından yüksek kaliteli ses seçmeniz lazım sesin parlak gelmesi için. Konuşma kalitesi en yüksek kalite olarak belirlemeniz lazım.
Geri çıkıyorum. Azerbaycan dili. İngilizce, Rusça, Türkçe. Türkçe'ye giriyorum. Burada sadece defki vardı normalde. Gördüğünüz gibi şu anda Ahmet ve Emel'le birlikte 3 adet Türkçe sesimiz olmuş. Tıpkı Locuendo TTS'deki Kerem, Selin, Zeynep'te olduğu gibi Elnur TTS'de de 3 adet Türkçe sesimiz, daha doğrusu Türkiye Türkçesinde sesimiz var artık. Bakalım. Ahmet istedi. Ondan güven. Şimdi Ahmet sesinin demosunu oynatıyorum. Bu ses kurulu değil. Sesi kurun ve yeniden deneyin. Evet, şimdi yüklüyorum. Kurun, güven. Ve yüklenmesini bekliyorum. Yine aynı şekilde kurun düğmesinin yerine iptal düğmesi aldı. İptal düğme. Şimdi ses yüklendiği için de iptal düğmesine yerine bu defa kaldır düğmesi aldı. Kaldırın düğme. Oynat düğme. Tekrar demoyu oynattığımda, bu bilgiyi duyuyorsanız demek ki ses kurulu ve çalışıyor. Bu bilgiyi duyuyorsanız demek ki ses kurulu ve çalışıyor dedi. Defki. Defki'yi biliyoruz. Geçelim son sentezleyicimiz olan Emel'e. Emel. Emel de güzel bir ses arkadaşlar. Özellikle Elnur TTS'ye dahil edilmiş olması çok güzel bir olay. Aslında benim bundan birkaç video öncesinde tanıttığım bir Microsoft Azure TTS vardı. Ahmet'i ve Emel'i kullanabileceğimiz farklı bir uygulama. Ama o maalesef güzel bir uygulama değildi. Bir sürü dezavantajı vardı. Bir Türkçeleştirme desteklemiyordu. Çince kalmıştı uygulamanın dili. Hiçbir şekilde Türkçeleştiremiyorduk. Ki internetten sentezleme yaptığı için telefonu yavaş kullanmak mecburiyetindeydik. Çok hızlı kullanınca susuyordu. Bir daha konuşmuyordu. Devam ediyoruz. Bu ses kurulu değil. Sesi kurun ve yeniden deneyin. Kuruyorum. Kur düğmesinin yerini iptal düğmesi aldı. Şimdi bakalım ne oldu. Kaldırın düğme. Ses tamamen yüklendiği için de iptal düğmesinin yerini bu defa kaldır düğmesi aldı. Evet. Tüm sesleri yükledik. Emel sesinin örneğini seslendirecektik. Emel istedi. Oyna. Bu bilgiyi duyuyorsanız demek ki ses kurulu ve çalışıyor. Bu bilgiyi duyuyorsanız demek ki ses kurulu ve çalışıyor. Ayarlarında herhangi bir değişiklik yok arkadaşlar. Sadece şuradaki menü biraz değiştirilmiş. Daha fazla. Pop-up pencere. Ayarlar. Şimdi bakalım. Ayarlar. Konuşma kalitesi, orta kalite, Elnur sesi için geçerli değildir. Konuşma kalitesi, liste dışında. Şimdi bakalım. Orta kalite, Elnur sesi için geçerli değildir. İşaretli, listede. Orta kalite Elnur sesi için geçerli değildir. Yani Elnur'un iki ses versiyonu var. Birinci ses versiyonu zaten orta kaliteli bir ses. İkinci versiyon sesi de zaten yüksek kaliteli, parlak bir ses olduğu için Elnur sesi için geçerli olmadığını söylüyor. Yüksek kalite. Yüksek kalite. Mümkün olan en yüksek kalite Elnur sesi için geçerli değildir. Burada bip benzeri sesler çıkarır. Bu kaliteye geçmemeniz önerilir diyordu. Onun yerine artık yüksek kalite Elnur sesi için mümkün olan en yüksek kalite Elnur sesi için geçerli değildir diye uyarı veriyor. Ama maalesef defki sesini en yüksek kaliteli ses versiyonunda kullanamıyoruz. Defki gerçekten ses kalitesini en yüksek seviyeye getirdiğiniz zaman bip bip cız cız bilmem ne böyle sesler çıkarıyor. O yüzden defki sesini hala yüksek kalitede kullanamıyoruz.
Onun haricindeki diğer bütün sesleri düşük kalitede, orta kalitede ve yüksek kalitede kullanabiliyoruz. Ben şimdi de size Emel'i ve Ahmet'i göstereceğim için en yüksek kaliteli sese geçiş yapayım. Ayarlar. Bu arada ne ilginçtir bilmiyorum. Bu uygulamanın seslerini, Defki'yi denemedim bilmiyorum ama bu uygulamanın seslerini TTS Reader ile kullanamıyoruz. Neden kullanamıyoruz? Ya şöyle ki, metni yazıyoruz, Elnur TTS'yi seçiyoruz, okutuyoruz, okuyor, onda sorun yok. Çok güzel çalışıyor hatta. Ama sesi okuttuğumuz sesi dosya olarak kaydetmeye kalkıştığımız zaman kaydediyor, yine sorun yok. Ama bu sefer kaydettiğimiz dosyayı oynatmaya çalıştığımızda ses oynatılmıyor. Bozuk bir ses dosyası olarak geliyor. Ama eminim bu TTS Reader programından kaynaklanıyordur. Çünkü TTS Reader her ses motorunu kullanmaya, sorunsuz kullanmaya izin vermiyor maalesef. Elnur TTS'nin bir kabahati yoktur bu konuda. Diller, başlık. Azerbaycan dili, Türkçe. Bakalım. Kullanıcı sözü, varsayılan ses, defki. Varsayılan ses, defki. Şimdi ben bir Elnur TTS'ye geçiş yapayım. Ara, talkback menü. Oradan ses seçimlerini yapar, size dinletirim. Microsoft'un sesinden daha güzel olmuş. Ne var? Sesler Microsoft'taki kadar parlak değil. Ama olsun. Konuşma tarzı Microsoft'un konuşma tarzlarından çok daha güzel olmuş. Microsoft'un Ahmet'i özellikle konuşurken böyle sanki boğazını sıkıyorlarmış gibi konuşuyordu. Mesela şunun gibi. Bu ses sentezinin bir örneğidir. Bu ses sentezinin bir örneğidir. Adamın boğazını sıkıyorlar sanki konuşurken. Ama Elnur TTS'ye uyarlanmış versiyonunda böyle bir sıkıntı yok. Geçelim. Van uyağına ekranı. Tercih edilen motor. Tercih edilen motor. Radyo düğmesi. İşaretli değil. Elnur TTS. Dikkat. Tamam. Evet, Defki sapıtmış durumda en yüksek kaliteli sese geçtiğimiz için. Yani ne olacak? Defki'yi kullanacağımız zaman sesi düşük kaliteye veya orta kaliteye geri çekeceğiz. Ahmet'i ve Emel'i kullandığımız zaman da ya da Elnur sesini kullandığımızda ayarlarını yine istediğimiz gibi yapılandıracağız. Gerçi Elnur sesi için geçerli değil bu ses kalitesi ayarı ama en azından Ahmet'i ve Emel'i kullanırken ses kalitesini yükseltip Defki sesini kullanırken ses kalitesini düşürmemiz lazım. Çünkü sapıtıyor. Bip bip. Şunu önce bir düşük kaliteye geçirelim de. Ayarlar. Konuşma kalitesi orta kalite Elnur sesi için geçerli değildir listede. Evet. Şimdi seslere bakalım. Diller başlık. Azerbaycan dili. Türkçe. Türkçe. Kullanıcı sözlüğü. Varsayılan ses defki. Varsayılan ses defki. Açıyorum burayı. Ses seçim. Ahmet listede. Ahmet. Ayarlar. Varsayılan ses Ahmet listede. Yalnız. Metin oku. Can. Bu bir konuşma sentezi örneğidir. Microsoft'un orijinal halinden daha güzel olmuş. Microsoft'un Azure TTS uygulamasında veya Azure'nin web sitesinde Ahmet öyle bir konuşuyor ki konuşurken adamın boğazını sıkıyorlar, gırtlaklıyorlar sanki adamı. Ama burada ses çok daha güzel olmuş. Metin okuma liste dışında. Evet, biraz metin okutturalım bu arkadaşlara. Tercih edilen motor, Elnur 1, ayarlar, 1, sistem dilini kullan, 2, 6,
Konuşma hızı, yavaş, hızlı, 100, kaydırma çubuğu, %15. Düzenlemek için yukarı hızlıca kaydırma veya aşağı hızlıca kaydırma. Ses perdesi, düşük, yüksek, 5-6. 100, kaydırma çubuğu, %20. Çal, düğme, sıfırda, düğme. Ayarlar. Ayarlar. Yalnızca Wi-Fi, sesleri yalnızca Wi-Fi ile indir, onay kutusu, işaretli değil, listede. Konuşma kalitesi, orta kalite, Elnur sesi için geçerli değildir. Etki. Konuşma kalitesi, mümkün olan en yüksek kalite, Elnur sesi için geçerli değildir. Ayarlar. Konuşma kalitesi, mümkün olan en yüksek kalite, Elnur sesi için geçerli değildir. Diller, başlık. Azerbaycan dili, Türkçe. Yapılandırma dosyası, anahtar, kapalı. Versiyon, 2.0.0. Türkçe. Kullanıcı sözlüğü, başlık, listede. Varsayılan ses, Ahmet. Dili tanımlayın, otomatik dil değiştirme, onay kutusu, işareti. Ses seviyesi. Ses hızı. Kullanıcı sözlüğü, başlık. Eple, kaldırım. Kullanıcı sözlüğü dediği yer... Henüz işlevsel değil ama eminim geliştirilecektir. Geçelim Emel sesine. Varsayılan ses Ahmet. Bana sorarsanız hani Ahmet de güzel ama ben en çok Emel'i beğendim. En çok Emel'i sevdim. O yüzden sıklıkla Emel sesini kullanacağım. Ses seçin. Ahmet işareti listede. Defki. Defki de hiç fena bir ses değil bu arada. Defki de çok güzel bir ses. Defki'nin tek bir kusuru var. Eminim o da ilerleyen zamanlarda düzeltilecektir. Düzeltilmezse de geliştirici arkadaşın canı sağ olsun. Ne yapalım? Defki'nin kusuru neydi diye soracak olursanız Y harfini düzgün söylemiyor. Yani Y yazdığımız zaman böyle Y, Y, Y diye söylüyor. Yani sanki I dermiş gibi ya da Ü dermiş gibi. Böyle Y diye telaffuz etmek yerine Y, Y diye böyle telaffuz ediyor. Defki'nin tek kusuru o. Onun haricinde Defki güzel bir sentezleyici. Ben sevdim açıkçası Defki'yi. Geçelim Emel sesine. Emel. Ayarlar. Varsayılan ses Emel listede. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Video çekiyorum şu an. Ne yapacağım? Video. Bilmiyorum. Evet, Emel sesine geçiş yaptık. Bu arada küçük kardeşim sürekli yanıma gelmeye çalışıyor. Kusura bakmayın yani. Eğer konu bölündüyse, dağıtıldıysa. Varsayılan ses Emel. Dili tanımlayın. Otomatik dil değiştirme. Onay kutusu. Bu size yabancı gelmemesi lazım bu fonksiyonun. NVDA'nın vocalizer metin okumasında gelen özellik, otomatik dil değiştirme ayarı nedir? Birden fazla ses kurduğunuz zaman metin okuturken hangi dilin metnini okutuyorsanız program otomatik olarak o sese geçiyor. Bu otomatik dil değiştirme ayarı TalkBack'in kendisinde de olduğu için çok daha işlevsel oluyor. Ama JSO'da durum nedir bilmiyorum. Ben JSO kullanmıyorum. Sevmiyorum JSO'yu. O yüzden telefonun sisteminde yerleşik gelen TalkBack'i kullanıyorum. Bu otomatik dil değiştirme ayarı TalkBack tarafından işlevsel bir şekilde kullanılıyor. Devam edelim. Ses seviyesi. Ses hızı. Evet. Kullanıcı sözlüğü başlık. Geri çıkıyorum buradan. Türkçe listede. Yalnızca Wi-Fi. Sesleri yalnızca Wi-Fi ile indir. Onay kutusu işaretli değil. Bu Google metin okumanın özelliğine benziyor biraz. Bunu işaretlediğiniz zaman mobil verinizle sesleri kuramazsınız. Wi-Fi ile kurabilirsiniz sesleri sadece. Ama bunu işaretlemezseniz ister mobil veri ister Wi-Fi üzerinden ses verilerini indirirsiniz ama şunu söyleyeyim size bu seçeneği işaretlemenize hiç gerek yok. Çünkü bunun harcayacağı mobil veri yani gözünüze bile çarpmayacaktır. Çok küçük boyutlu ses verileri var çünkü. Hani nereden biliyorsun küçük boyutlu olduğunu diye soracak olursanız dosyayı ayrıca göremiyoruz. Evet ama indir düğmesine bastığımızdan en az 1-2 saniye sonra sesler hemen kuruluyor.
çok küçük boyutlu bir ses verisi olduğu için bu seçeneği kullanmanıza gerek yok. Bu seçeneğin harcayacağı veri miktarı gözünüze bile çarpmayacaktır büyük ihtimalle. Devam edelim. Konuşma kalitesi, mümkün olan en yüksek kalite, Elnur sesi için geçerli değildir. Diller, başlık. Evet. Azerbaycan dili, Türkçe. Ben çok sevdim Emel'i, çok beğendim. Gerçekten güzel yani. Microsoft'un orijinal sitesinden bile daha güzel. Microsoft'un orijinal sitesinde Emel Svox kelimesini SVV diye böyle tuhaf bir şekilde telaffuz ediyor ama burada normal SVOX yani Svox diye telaffuz edebiliyor mesela. Yani burada Microsoft'un orijinal sesinden çok daha güzel olmuş. Yapılandırma dosyası, anahtar, kapalı. Bu ne işe yarar bilmiyorum ama bir tahminim var. Bence bu programı daha önce ayarlamışsınızdır. Yapılandırma dosyanıza kaydetmişsinizdir. Sonra programı yeniden yüklediğinizde bunu açarsınız. Yapılandırma dosyanızı bunun içinden seçip yüklersiniz. Program daha önce ayarlamış olduğunuz yapılandırma dosyasına göre kendini ayarlar ama bu fonksiyon da şimdilik işlevsel değil. Ama eminim ilerleyen zamanlarda ki zamanla olacak şeyler bunlar, işlevsellik kazanacaktır. Versiyon 2.0.0. Versiyon 2.0.0. Bu kadar arkadaşlar. Geri çıkalım. Metin okuma. Ayarlar 1.6. List. Tercih edilen motor Android. Ayarlar. Dil, sistem dilini kullan. Konuşma hızı, yavaş, hızlı, 4.6. Yüz, kaydırma çubuğu, %15. Ses perdesi, düşük, yüksek, 5.6. Yüz, kaydırma çubuğu, %20. Düzenlemek için yukarı hızlıca kaydırma veya aşağı hızlıca kaydırma. Çal, düğme, bu bir konuşma sentezi örneğidir. Sıfırla, düğme, çal, düğme. Bu bir konuşma sentezi örneğidir. Bu şekilde arkadaşlar. Bir öğeden iki tanesi gösteriliyor. Apoverlec. Ultim. Kaydı son. Sesler bu şekildeydi arkadaşlar. Dediğim gibi ben en çok Emel sesini sevdim. Bugünkü içeriğimiz de bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bu arada hoşunuza gideceğini düşündüğüm diğer videolarım sağda ve solda ikişer tane olmak üzere bulunur. Şimdi onlara tıklayarak diğer videolarımı da izlemeye devam edebilirsiniz. Hayırlı günler.